Leyla Hanım. Leyla Hanım. Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Bu vicdan azabıyla daha fazla dayanamayacağım. Ne oldu? Bir şey söylemem gerekiyor. Nasıl söyleyeceğimi bulamıyorum. Ne oldu? Bir ağlama. Dur bir dur. Sizin ofisiniz bomba patlamıştı ya. Hani size doğalgaz demişlerdi. Benim aklımın kıyısından geçmedi. Yine yedim yemin ederim. Ben mesela böyle bir şey yapmazdım. Yemin ederim yapmazdım. Hiç düşünemedim ben. Ya bir dakika, bir saniye, bir dur. Bir doğru düzgün anlat kızım. Aa. Kudret Hanım, sizin peşinizde. Yardımcısı Büşra size haber göndereyim diye bana para verdi. Açmıyor. Demet ağlama. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Süleyman, beni hemen geri arar mısın? Acil. Leyla, yalvarırım, beni polise vermeyin lütfen. Lütfen ne olursunuz. Bakın herkes sabıka kaydına bakıyor. Ben bir daha iş bulamam Leyla. Hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım evet. Kredi kartlarımı kapatmak için kredi çekmiştim. Ben onu öderim dedim. O kadar parayı görünce ne olur affedin, polise vermeyin beni Leyla. Lütfen Leyla. Tamam, oturur musun şuraya? Ağlama artık, yeter. Tamam. Tamam, kızgınım sana evet ama yapacak bir şey yok. Tamam, her insan hata yapar. İyi insanlar da hata yapar. İnsanlar hataların en büyüğünü para yüzünden yapar. Tamam. Ama hatanı telafi edeceksin. Ben sizi çok seviyorum. Yine yanım ne gerekiyorsa yaparım gerçekten. Ara. Ne? Kadının adı? Büşra. Ara. Büşra. Tamam. Ne diyeceğim? Arayıp ne diyeceğim? Randevu işte. Yarın buluşacağız diye. Ne bileyim, acil bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim, ne söylüyorsan söyle her zaman işte. Tamam. Tamam, arayacağım. Alo Demet. Aferin kız, akıllı çıktın. Öğrendin mi bir şeyler? Büşra. Konuşmamız lazım. Önemli bir konu var. Yarın buluşalım, tamam mı? Ne olduğunu söylesene. Telefonda söyleyemem. Yarın buluşalım. Hadi kapatıyorum, bay bay. Diğer şirketimiz devam ediyor ama ben aynı zamanda yatırım danışmanlığı yapıyorum. Sizin merkeziniz Gaziantep'teydi değil mi? Ben yanılmıyorum Seyhan Hanım. Evet, Gaziantep'te. Tamam, şahane. Nasıl yapalım o zaman? Yarın sabah benim ofiste buluşalım. Arzu ediyorsanız hem tanışmış oluruz hem ne yapabileceğimizi konuşuruz birlikte. Olmaz. Yarın sabah çok önemli bir toplantım var. Çok erken uçağım. Öyle mi? Hay Allah, erteleyemiyor musunuz? Maalesef. Bu akşam boşum ama eğer görüşelim derseniz. Tamam, bu çok daha güzel haber. O zaman akşam ofiste görüşürüz. Ben hemen konum gönderiyorum size. Tamam. Bu benim patlama günü Antep'ten aradığını söyleyen Seyhan Hanım. Kudretli Hanım, ofisimi patlattın. Ben anlamıyorum yani, bu kadın ev kadını değil mi? Ev kadını dediğin en kötü dedikodu yapar. Ofis patlatmak ne demek İlayan'ım? Madem bu işe girdin, bana yardım edeceksin. Tamam. Benim ofisimi patlatmak neymiş göstereceğim ben ona. Ne oluyor İlay? Ne kararı? Süleyman bak, ben lafı dolandırmayacağım gerçekten. Ben bu şekilde bu ilişkiyi yürütemem. Tamam, bitti. İlay beni delirtme. Damdan düşer gibi ne oluyor? Bitti deyince biteceğini mi sanıyorsun? Damdan düşer gibi ne demek? Ben ölüyordum ya. Senin karın beni öldürüyordu Süleyman. Hala damdan düşer gibi diyor. Tamam tamam, sakin ol. Ne oldu anlat hemen, çatladım. Kudret Hanım'ın gözüne uyku girmemiştir heyecanla. Neymiş telefonda anlatamayacağın şey?
Bak bunlar son yolladığım paradan kalanlar. Kalanını kredi kartına yatırdım. Hepsini ödeyeceğim. Bana bak, bunu konuştuk, konuyu kapattık. Öyle yedim paraları, vazgeçtim falan diyemezsin. Derim. Hatta dedim bile. Ne oluyor Demet? Benim gitmem lazım. Otur, otur. Şimdi her şeyi tek tek anlatıyorsun. Değil Kudret, mezardan babam çıksa yırtamazsın. Haydi. Bu işi kökten çözeceğim. Bana biraz zaman ver. Kudret falan kalmayacak. Sakin olacaksın, tamam mı? Karın beni öldürmeye çalışsın, ben sakin olayım. İlay, İlay sakin ol dedim bak. Bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı Süleyman. İlay. 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 Bir daha sakın bana ayrılık lafları etme. Etmeyeyim de karın beni öldürsün diye mi bekleyeyim? Ha Süleyman? Ben seni saygın bir iş adamı sandım. Süleyman sen bambaşka bir şey çıktın. Karın, oğlun senden beter. Kabus gibisiniz, ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Bir daha sana yaklaşmayacak diyorum. Kudret meselesini çözeceğim. Ya sen çözeceksin de o kadın benim hayatımdan çıkacak mı bakalım? Ya ben hayatımı böyle mi yaşayacağım? Ne zaman nereden girip çıkacağını bilmeden mi yaşayacağım? Söyle bana. Kardeşime kumpas mı kuracak? Yok efendim yardımcıma para yedirip onu ajan mı tutacak? Ha? Ya bu kadın benim ofisimi patlattı. Benim canıma kastetti Süleyman. İlayım tamam. Tamam haklısın, yerden göğe kadar haklısın. Ama ben senden ayrılamam, kopamam. Senin için her şeyi silmeye razıyım. Silme. Süleyman hiçbir şeyi silme. Bak bu resimde silinecek biri varsa o benim. Tamam mı? Bak ben... Sen en zor günümde benim yanımdaydın. Ben sen olmasam ayağa kalkamazdım. Hayata dönemezdim. Bunların hiçbirini unutamam ben. Unutmam. Hakkını ödeyemem. Ama bak... Bizim gerçeğimiz çok başka Süleyman. Görmüyor musun? Biz bambaşkayız. Başından beri bilmiyor muyduk? Biliyorduk, sen de ben de başından beri bu ilişkinin yürümeyeceğini biliyorduk Süleyman. Yeter İlay, yeter. Nereden çıkıyor bu laflar? Kudret meselesini halledeceğim diyorum. İlay. İlay. İlay dur Allah aşkına İlay. İlay. Evine dön. Evine dön. Bizim çözecek bir şeyimiz kaldı. İlay. Aç şu kapıyı. Öyle bitmez bu. Bana biraz zaman ver. Her şeyi yoluna koyacağım diyorum İlay'ım ya. İlay lütfen. Sen iyice ağzın kudurdun. Ne demek sevdiğim kadının ofisini patlatmak? Ne demek? Haddini bildirdim. Allah Allah. Yaptıysam yaptım. Hiç de pişman değilim. Keşke geberseydin. Sabrımı zorlama Kudret. Aa, millet diline düştün. Herkes diyor ki koca Süleyman bir kadının elinde oyuncak olmuş. Allah Allah. Bana bak Kudret. Ben, bırak. Defol git. Kızlarının yanına mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Defol git. Kimi kimin evinden kovuyorsun? Ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Öyle çok meraklıysan kendin defol git. İlay'a bir daha bulaşırsan yeminle ellerimle öldürürüm seni. Sen kimsin beni öldürüyorsun? Ha? Kimsin sen?
Sen benim babamın parasına, gücüne konmasaydın, o kadın senin suratına bakar mıydı zannediyorsun? Ha? Ha, senin böyle kaşına, gözüne bayılıyor. Benim paramı yedirmeyeceğim. Seni gebertirim lan. Yemin ediyorum gebertirim. Bitti diyorum, bitti. Boşayacağım lan seni. Boşayacağım. İlahi bir yarabbi demeyeceksin. Anladın mı? Nefes alamıyorum. Geber. Geber. Yeter. Oluyor lan. Yeter. Sen karışma. Ne demek karışma? Bir daha sakın anneme el kaldırayım deme. Ulan ayarsız. Bilip bilmeden araya girme. Ananı düşünseydin hayırlı evlat olurdun. Baş belası değil. Sen mi düşünüyorsun anamı? He? O kadın yüzünden bizi harcadın. Sen kimsin de hesap soruyorsun lan? Hangi yüzden? Evde huzur mu bıraktın? Şirkete geldin, ortalığı batırdın. Oğlun o senin. Oğlun. Senin kanından, senin canından. Ya evlatların için yapmadığını elin karısı için yapıyorsun. Bu çocuk dedesinin şirketinde sığıntı be. Ulan bu iki hafta daha gelseydi şirket mirket kalmayacaktı. Her şeyi mundar edecekti. Senin bu ayarsız oğlun eline attığı her şeyi mundar ettiği için uzak tutuyorum. Yediğin hatları anlattın mı anana? He? Anlat da duysun. Arkanı toplamak için 40 takla atıyorum lan. Dur dur dur. Sen de bu işin içindesin. İkiniz plan yaptınız değil mi? Arkamdan iş çevirdiniz ha? Yaptıysak yaptık. Sen uçkurunun peşinde koşarken biz bu aileye sahip çıktık. Ulan yoksa bu Mevlüt denen herifi sen mi öldürdün? Ha? Ne oldu? Anana söylemeyi unuttun mu? Ha? Vay be. Boşanıyor musunuz gerçekten? Evet, boşanıyoruz. Daha fazla uzatmanın bir alemi yok. Evliliklerin üçte biri boşanmayla sonuçlanıyormuş zaten. Eda öyle düşünmüyor ama galiba. O üçte ikide kalmakta kararlı. Görünüşe göre evlilik Eda'nın aşkını öldürmemiş gibi. Aşkı öldüren bir tek evlilik değil. Doğru. Hatta bazı evlilikler var zombi gibi. Öldürsen de ölmüyor, diriliyor. O yüzden kafasını kesmek lazım. Gerçekten ki mutlu evliliklerin başına musallat olmasın. Bizim boşanmamızın seninle bir ilgisi yok İler. Kendi üzerine alınma. Bu çok önceden verilmiş bir karardı. Ben Deniz hastalanınca erteledim doğal olarak. Boşanmak benim seçimim. Senin seçimin mi? İrfan bir dakika, bir dakika yavrum, bir dakika. Çok rica ediyorum, durur musun? Sen neyi seçtin ki bugüne kadar bu hayatta? Aşık olmadan evde bir çocuk yapmayı mı seçtin? Buraya gelip burada çalışıp para kazanmayı mı seçtin? Neyi seçtin sen bugüne kadar? Sen aşkını bile seçmedin İrfan, sen kaçtın. Ne diyorsun sen ya? O yüzden şu anda da boşanarak neyden kaçıyorsan kaç. Aferin. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsam duydun İrfan. Sen neyin kararını verdin ki? Sen neyi seçtin ya? Bana la... Sen bana laf söyleyene kadar kendi tercihine bak. Senin seçimin bu işte. Evet, bakıyorum İrfan. Ben baktığım zaman sadece sevdiği insana verdiği değeri gösteren, aşık olduğu kadına verdiği değeri gösteren bir adamın çabasını görüyorum. Sen ne görüyorsun acaba? Bu aşk mı? Böyle mi ifade ediliyor aşk? Ha? Para saçarak. Bu nedir ya? Bunun sonrası ne? Mücevher, araba, ev. Sonra ne olacak? Uçak mı alacak sana? Ya bak, bana laf kalabalığı, ima falan yapma İrfan. Bende çalışmıyor. Evet, insanlar ellerinde ne varsa, anladın mı? Ne varsa sevdikleri, aşık oldukları insanlara değeri göstermek için onu verirler. Sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ben Süleyman'dan ayrılarak her defasında daha mı fazla hediye koparmaya çalışıyorum, nedir? Ben bilmiyorum, bu işin uzmanı sensin. Ama her ayrılığı gündeme getirdiğinde mal varlığını arttırdığın kesin. İlay odasında mı? Haber vereyim Süleyman Bey.
Sen bu hayatta kendine en aşağı benim kadar dürüst ol. Ben başka bir şey istemiyorum İrfan. Anladın mı? Çünkü ben ne kendime ne de bir başkasına asla yalan söylemedim. Ne oluyor? İrfan Bey'le tartışıyoruz Süleyman. Olan bu. Aranızda ne var ki tartışıyorsunuz ha? Ne bu senin arkadaşının arkadaşının ismi? Emre. Emre Bey bizi dernek toplantısına davet etmiş ama İrfan Bey gitmek istemiyor. Olan bu. Benim paramla bana patronluk taslama. Yatırımsa yatırımcı. Para nereden geliyor ona bakacaksın. Bakamadım Süleyman Bey. Ben ölüyordum dün gece. Mekana gittim. Tepemde kurşunlar vızırdıyordu. Yatırımcıymış. Mafya toplantısı. Sen nereye gönderdin bu adamı dün akşam? Ya abartıyor işte. Maytap patlasa bomba sanıyor. Mekanda birkaç kurşun atmışlar. Onu diyor. Bomba patlasa şaşırır mıyım acaba? Ama senin için hepsi normal Süleyman. Hepsi normal. İleyim. Sultanım. Üç kuruşluk adamlar için beni zorlama. Hayır Süleyman. Sakın yeter artık tamam yeter. Ya şimdi ben ne yaptım? Bir saat en güzel zümrütü aradım sana. Bir adam sevdiği kadına güzel bir şey alamaz mı? İstemiyorum. Niye anlamıyorsun? İstemiyorum. Evimden de çıkacağım. Tamam mı en yakın zamanda? Bunu böyle elime tutuşturuyorsun ya. Bunca şeyin aldısı, verdisi bu mu yani? Bu kadar. Evet, bu kadar. Bunları böyle burada konuşup kestirip atacak değilim. Anlamıyorsun. Değil mi? İstemiyorum. Ben senin metresin olamam. Konuşursan Allah'ıma kitabıma dilini keserim. Anladın mı? Burada mı konuşacağız kapının önünde? Evet. İlay şimdi ne oluyor? Karım böyle işte. Ailem bu. Sana da olmayacak, akla gelmeyecek şeyler yaptı. Ama sana dedim. Cezasını vereceğim. Süleyman anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Bak senin karının böyle olması... Senin problemin, benim değil. Ben bana kardeşime yaptıklarını da bir tarafa bıraktım. Ama ben böyle bir şeyin içinde olamıyorum Süleyman. Ben bu ailenin içinde olamıyorum. Ne demek olamıyorum? Oldururuz. Aşk ne İlay? Karşına bir engel çıktı. Biri bir şeyine mani oldu diye. Hemen dönüp vaz mı geçeceksin? Aşk bu kadar kolay bulunan bir şey mi ki hemen fırlatıp atacaksın? O zaman ne Ferhat olurdu ne de Mecnun. Haklısın. Haklısın. Ama bak atladığın bir şey var. Ben sana her zaman saygı duydum. Seni her zaman sevdim. Sana vefa borcum var. Ama Süleyman ben sana aşık değilim hiçbir zaman olmadım. Benim aşkım
İkimize de yeter. Ya Süleyman bak, ben bunu artık ne kendime ne de sana daha fazla yapamam. Tamam mı? Lütfen. İlahim, İlahim başka bir şey var. Bana anlatmadığın, söylemediğin bir şey var. Bak, tam şuradan, tam şuradan hissediyorum ve anlıyorum. Ne oldu söyle. İlay. Süleyman, ben artık seninle olmak istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Mihrabımdır kaşlarının arası. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Abi, biz bu Hakan meselesini bir tekrar konuşalım mı seninle? Yani bu Babil'e girecek ama bugünlerde biz temkinli olsak daha iyi değil mi sence? Düşündüm ben onu. Profesörü çağırdım. Birazdan gelir konuşacağım. Tamam. Yalçın. Hı. Al şunu. Başka türkü çalmasın. Ela gözlüm ben bu elden gidersem. Türkü çalsın. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu geldi Süleyman Bey. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Yok, istemez. Ben bu derde nereden derman bulayım? Hiç mi içmezsin? İçmem. Meğer dost elinden olsun. Hiç aşık olmamışsın demek. Ben evliyim, benim karım var, çocuğum var. Onu mu sordun profesör? Ben de evliyim. Benim de çocuklarım var. Es sevdaya düştün mü diye soruyorum. Ona uyuyup ona uyandın mı? Kendinden çok sevdin mi? Herkes senin önünde diz çökerken sen bile isteye onun kölesi oldun mu? Güneş diye onun yüzüne döndün mü? Hem derdin hem dermanın aynı çehre oldu mu? Oldu. Onun için ölecek, öldürecek kadar mı? Türlü dallar giymiş gülden nazik. Ölecek kadar yandım. Bülbül çevreyleme güle yazık. Beni oğlum bekliyor. Sen ne için çağırdın beni? Hakan Babil'den çıksın. Parasını da ver. Bir daha da ilişmeyin, yanaşmayın birbirinize. Bu mu? İyi, nasıl istersen. Hadi afiyet olsun. Profesör. Senin gibi bir adamı nasıl bir kadın yakar? Dünyanın en güzel kadınıydı. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Canım. Ege. Duyuyor musun? Mesele Hakan'mış. Parasını verin, Babil'den çıkartın dedi.
Sen ne durumdasın? Şahaneyim. Baskın basanıdır yapıyoruz. Oğlum atla gel ya. Eğlenceyi kaçırıyorsun. Hadi görüşürüz.